Üçüncü kayınvalidem Carmen Gönül. Zaman hızla akıp gidiyor, nasıl durduracağız? Ay nasıl geliş kız o? Maşallah. Aa çok havalı bir giriş yaptın. İnşallah bugün de bulayım da. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. İçine çekmemiş şerbetin Nursel Hanım. Bence çekmemiş. Şişmesi nasıl? Görünüşü, kalbur şekli. Kalbur izleri daha doğrusu. Vallahi biraz bunu rendeyle mi yaptılar kalburunu? Ya daha böyle kıvrık, daha üstü pütür pütür olması gerekiyor. Ondan sonra aman Nursel Hanım, bu biraz da şerbetini içine almamış ya. Bunu da kestim. Lezzet var mı? Var. Geçelim mi? Geçelim. Buyur. İkinci tabağımız. Cevizlerinde dövmüş. Büyük de kalmış ama dövmüş. Bu kızımız Nursel Hanım altını ağırlı gelmiş fırına. Gelen gideni arattı mı? Evet. Bak bunun da altı kızarık, mesela üstü beyaz. Hı hı. Ama daha tabii cevizini acele etmiş. O da öyleydi. Büyük irili ufaklıydı Nursel Hanım. Yok ya, bu irmik. İrmik tatlısı gibi. Nursel Hanım, kesmeden ufalanıyor. Şerbetin tam içine çekmemiş. Ama dediğim gibi un, yani bilemiyorum bu şey olarak. Şerbetlerini kim döktü bunların Nursel'in? Şef. Ha. Çünkü kızlar fırında bıraktı. Çıkarır çıkarmaz şerbetli yemeyeceklerine göre. Evet. Birazcık tatlının soğuması gerekiyordu. Evet, onun için. Yani şimdi Nursel Hanım dediğim gibi içi şey olarak cevizini kızımız dövmüş var içinde. Ama bu da yani benim istediğim gibi değil, kalburdan bastı. Geçelim. Rengini beğenmedin. Evet. Şeklini beğenmedin. Yani şerbet büyük, içine çekmemiş. Bir de büyüktü zaten. Öbürüne bakışta büyüktü. Ebata. Tamam. O küçük, hangisi bilmiyorum da yani onu açtım, onu açtım. Bir hamurluk var mıydı? Evet. Hamur da var. Hafif. Peki. Hafif bir hamurluk var. Üçe geçelim. Valla bu bal gibi tatlı olmuş şerbetine. En tatlı gelen, yani eşit ama Nursel Hanım. En tatlı gelen. Yani içini mi baydı demek istiyorsun? Evet. Evet. Fazla geldi. Yani şerbet. Nasıl öyle olacak? Aynı şerbeti yapıyorlar. Ya fazla kaynatırsa biraz şerbeti koyu olur. O zaman tatlı daha şey olur. Lezzetli olur. Kıyır kıyır. Tatlısı güzel. Şeyi de, kalbur işaretlerini de yapmış kızlarımız. En tatlı olan bu Nursel Hanım. Yemesi güzel ama içimi baydı. İltifat mı ediyor, gömüyor mu belli değil. Sonuç olarak o zaman net sorumu soruyorum. Beğendin mi, beğenmedin mi sen bunu? Anlayamadım. Yapılış olarak güzel yapmış. Hı-hı. Ama bana tatlı geldi. İçini baydı zaten, evet. Bir tatlı için oldukça sert, evet. Diyorum. Dördüncü tabağın. Bu şerbetini içine almamış Nursel Hanım. Yok, kalburdan bastı böyle olmaz. Kalburdan bastı böyle olmaz mı? Çok kuru yani. Aynı bir kurabiye yiyorum gibi Nursel Hanım. Anladım. Vallahi değişik yorumlar yaptın. Bu bir.
Dördüncü tabak 1 puan. Bu da un kurabiyesi gibi. Buna da 1 verdim. İkinci tabak 1 puan. Yine en tatlı olarak bu güzel geldi. Buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 5 puan. İçimi baydı. Ama tatlı. En azından puan. Tatlı Nursel Hanım. Bu da güzel geldi. Buna da 3 vereyim. Birinci tabak 3 puan. Çok beğendiğim bir tatlı yoktu. Evet. Ama hani içimi baydı dediğine 5 vermen tatlı senin olur. Birazdan başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Evet, 2 tane birimiz var. Bir tanesiyle başlıyoruz açmaya. Gönül Sultan ilk olarak kimi yaktı? Öğrenelim. Bugün alınan her 1 puan yıkım gibi. Gerçekten her birde biraz daha yıkılıyor gelinlerimiz. Geriye sadece tek bir kayınvalidem kaldı. Hazır mısın? Hazır. Kimi yıktık? Aç görelim. Asiye. Tabağıma bakmak istiyorum. Gel bak. Altının yanıklığına. Köftesine baksın anne. Tabak değil, köfte kadar. Gel bak. Neresi köfte kadar? Bak. Altının yanıklığına bakmak köfte. İstiyorum. Bakabilirsin. Buna bak, şuna bak. Kestim ben, bak. Tamam, çok mu yanmış? Ama yanık. Hiçbiri yanmamış mı? Hayır aşkım, bak. Şimdi bu yanık değil mi? Bakar mısın, bak. Bak. Tamam, Gönül teyze burada bir küçücük bir şey yanmış ama zaten. Bak şimdi, bu da yanık değil mi? Hayatım bak şimdi, seninki bir de kestiğim zaman ufalandı. Tamam, ben de keseyim bakayım. Kes, bak. Tamam, kıyır kıyır işte. Hayır ya, değil. Diğerleri, bak o ufalanmamış mı? Bu da ufalanmış. Olmamış. Bu da ufalanmış, hepsi ufalanmış. En beyaz. Daha biraz daha kızarsa daha güzel olurdu. Olmamış kızım. Ha, kızarıklı şey altının yanıklığını geçtik. Üstünün kızarıklığını geçtik. Harlı şeyini geçtik. Asiye harlıydı da ondan. Hepimiz aynı ayarda yapıyoruz Gönül ama teyze. Tamam da başı. Hepimiz aynı fırını kullanıyoruz sonuçta. Ben farklı bir fırın hani kullanmıyorum. Söyler misin? Ya büyüklüğü gayet zaten, normal. Hayır büyüktü, doğru söylüyor. Onu da dedim zaten. Bu küçük dedim, bu büyük dedim. Bunlara bakınca dedim ona göre karar vereceğim dedim. Ben gayet güzel tabak yaptığıma inanıyorum. Ama Tuğba ile kaldım, kayınvalidem de ben. Tuğba aldı, onunla altı yanmıştı, sipsiyahtı zaten. O yüzden ben güzel tabak yaptığıma inanıyorum. Vallahi Asiye, bir gün umarım gelininde bir çıkar. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir gün geliyor fırınım pişirmiyor. Bir evet, gün pişirmiyor. Geliyor fırınım çok pişiriyor. Ben anlamadım. Bir insan beceriksizliğini bir fırına bu kadar yükler. Fırın ayarlarını biliyor. Artık bir tek ye. Bu ocağı buradan sökmediğiniz için ben 1 aldım. Hepsi bizim suçumuz, hepsi. Evet sizin suçunuz. Alet edevatınızı evet, sen beceriksiz değilsin. Hepimiz aynı fırını yaptık olmamıştı. Sonuçta. Hepimiz aynı fırını kullandık. Senin fırının farklı da benim fırınım farklı mı? Beceriksizsin, ayarı bunun beceriksizle hiç alakası yok. Sen de yapamamışsın. Umarım sana vermiştir 1 puanı da görürüz bakalım. Vallahi ben yapamasam... O un kurabiyesi senin olmuştur umarım. Un kurabiyesi benim olmaz. Aha göreceğiz. Benim kayınvalidem... Ay senin kayınvaliden bana 5 verdi. Senin bana konuşmaya senin, hakkın yok. Senin yanmış tabağına 5 verdi. Senin yanmış hadi tabağına 5 verdi. Ya, gördük kimin 2 tane tabak arasında anne, hangisi senin, yanmış hangisi yanmamış. Anne senin içli köfteyi 5 vermemi bekliyorsun diye. Olmamış yavrum olsa veririm. Hayır konuşuyor musun? İçli köfte değil mi o? Ya olmamış. Tabii ben haklısınız. Siz gibi kaldıra olmamış. Bastı yaparken ben içli köfte yaptım. Ama olmamış da. Olduğu zaman veriyorum değil mi? Tamam Gönül teyze olmamış. Olmamış da. Umarım gelininki olmuştur. Ve sonunda göreceğiz. Asiye olmadığını kabul eder. Olmuş. Tarihli evet, bir ilk. Evet kabul ediyorum olmamış. Ama Gönül teyzeciğim. Sizinkiler olmuş. Olmuştur benim. Evet sizinkiler olmuş. Bana geldiyse. Devam edelim açmaya. Gel şekerim. Birinci tabak 3 puan. Bunu da o kadar beğenmedin ama... Lezzetli geldi. Lezzetine 3 puanı da verdin. Bakalım kim o? Üç puan. Yine de şanslı bir gelin. Hamuru bulduk. Şerbetini çok çekmemiş dedik. O lezzetine de kıyamadık ama. Aç bakalım. Kader. Eyvahlar olsun sana. Şimdi Gönül teyze. Evet. Bu birden kader çıkıyor. İnan teyze gerçekten biri... artık seninle yüzleşeceğim. Bir dakika. Bana bakar mısın Gönül? Ben benim kayınvalidemi bırakır mısın? Bir dakika. Gönül teyze, şimdi anlıyorum seni. Kader evet, hamur dedi. Bir dakika. Bir dakika. Keşke biri verseydim. Gönül teyze, hamur dedin. Anlıyorum.
Ya zaten şaşırmadım. Ya sen bana çiğ dersin, ya hamur dersin, ya şekersin. Niye sırtını dönüyorsun? Gel buraya teyze? gel. Aa, yüzleşsene benimle Gönül teyze. Kader, o... Aa, konuşsana Gönül Kader, teyze. Kader, burada canlısı var. Sen buraya bir şey gel. Söyleyeyim mi? Kader. Bir dakika, Kader klasman olarak bununla yarışıyor Gönül teyze. Olarak. Niye konuşmuyorsun? Niye, neden üç? Bak, sana bir şey diyeyim mi Gönül teyze? Beş verdiğin puan seni baydı. Kader. Beni tamamı karıştırdın. Kader. Değil mi Gönül teyze? Bir şey demiyorum, bakar tamam. Bakar mısın? Bir şey burada demiyorum Gönül teyze. Gel ya lan, tamam mı yüzleşsen onunla değil. Ben aa, sen orada mıydın? Aa. Görmedim. Puanı keşkele biri verseydin. Keşkele biri verseydin. Keşkele. Uğraştınız ya dedim bir vermeyeyim, üçten bir kullanmayayım dedim. Gönül teyze bir anda flamenkoya bağladın da at topuklarını yere vura vura. Ama bak yani yaptığı saygısızlığı görür. Gönül teyze şimdi olay saygısızlık ne? Diyorsan bunu kendi geline de söyle. Benim kayınvalideme saygısızlık yapıyorlarsa saygısızlık budur. Yuhum gelir. Bayılı. Yani duymuyorum. Bak buyur. Biz şimdi Dilek ablaya yorumlarında bizim uykumuz geliyor. Biz de uykumuzun geldiğini beyan ettik üç gelin. He, ondan o... dolayı bir kurulular. Ondan o da gitti he, benim. O da keşfile gitti. Ben de neden acaba yaptın? Sen her zaman asıl olursun. Onlar senin çakmaların olur. Evet. Onlar da anca senin çakmalarınla konuşur. Zaten biraz da benim yüzüme kimse konuşamaz. Biraz o yüzden. Alkışlıyoruz. Biraz bir şey verdiysen sen o zaman alkışı göreceksin. Tuba, bana bir de verse helal. Hak eden aldı diyeceğim. Ne Tuba yine kayınvaliden tadım yaparken uyuyordun. Kameralar çekti sanırım. Anne bir şey diyeyim mi? O 5 verdiği puan var ya tabak. O baydı zaten Gönül teyze. Şekerini çıkarttı birden. Aynen. Dedi ki aman dedi neyse bunu 5 vereyim. Ağzının tadı bozuldu gitti. Benim tabağımı yaktı yani. Keşkele sana bir verse. Zaten 5'lik tabak. Birden 5'lik tabaktı benim tabağım. Eğer o tabaktan birden ben çıkarsam vay haline. Vay haline, vay haline. Çünkü hiç öyle dudağını ısırma. Isırma. Çünkü Nursel Hanım'a sordun, dedi ki şerbeti şef döküyor. O sırada bir anda tabak hazırlanıyor hızlı. Belki çekmemiş olabilir, başka bir şey olabilir. Gelinler mi yatırıyor şerbete? Bunları da düşünmek gerekiyordu. Allah o anda onu düşünmedim işte. İçimin baydı dediğin tabağa da 5 verdi. Ama tam da tatlı gibi olmuş. Bilemiyorum, içini bayan tabağa 5 verdi. Ay ya yemin ederim. Birinizinki un kurabiyesi olmuş. Arkadaşlar ben Bandırma Kaymakamlığı'na yazdım. Kayınvaliden Bandırma'nın en yeteneksiz kayınvalidesi olarak bizi vapurdan inerken protokol karşılayacak. Aa. Buyurun en yeteneksiz kaynana. Kaynana olmayı bile becerememiş. Tuba nereden biliyorsun? Aa. Daha altından çıktın mı sen? Çıkacağım büyük olasılık. Baksanıza hareketleri. Hareketlerde... Sadece şerbetine takıldı o. Evet şerbet de benim suçum değil. Nereden bileyim ben sen misin değil misin? Allah'ım ya bunlarla... Ay ne fenalar. Gönül abla beni korkuttun. 6. haftanız bugün bitti. Sen bunun çok farkındasın ama icraatta karşılığını alamıyoruz. Hakikaten 6 haftadır buraya geliyorlar gidiyorlar. Geliyorlar gidiyorlar ama elleri boş. Bakalım bugün aynı kaderi yaşayacak mıyız? Hazır mısın? 5 puan acaba kendi gelinimize mi gitti yoksa bir klasik oldu artık rakibe mi gitti? Ölüp ölüp diriliyorsun. Mehmet vallahi billahi. Kıyamam ben. Buldun mu? Vallahi. Şey bir tane laf var ya yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Şimdi bu tabağa içimizi baydık dedik, 5 verdik. Bunda çıksa da problem. Çünkü diğerlerinin ağzına laf vermiş olacaksın. Bu asla kalbura bastı evet. Değil. Bu kurabiye dedik. Bunda çıksa daha beter bir felaket. Ben şöyle uzaklaşayım. Şu köşeme geçeyim. Daha kolay olur. 5 puan. Gelinimize mi gitti, rakibe mi? Aç görelim. Aç. Tuğba!